Olursa bir yola çıktım. Önümüzdeki pazartesi günü saat 4'te aday adaylık başvurumu AK Parti'ye il teşkilatına yapacağım. Ondan sonra da Nisan'ın ilk haftasına kadar temayül yoklamalarımız var. Bütün Zonguldak'ın beldelerini, teşkilatlarını ziyaret edeceğim, gezeceğim. Neden böyle bir karar aldım? Biliyorsunuz 2002 yılında ben milletvekili adayı olmuştum 4. sırada. Daha sonra 2 dönem belediye başkanlığı yaptım. Her iki dönemde de vatandaşlarımızın yoğun desteğini gördüm. Yoğun ilgisini, sevgisini gördüm. Ben de layık olmaya çalıştım. Elimden geldiğince arkadaşlarımla beraber var gücümle çalıştım, hizmet etmeye çalıştım. Arkadaşlarımızla halkımızın hüzünlü, mutlu günlerinde hep yanında olduk. Şimdi bu dönemde de tekrar genel başkanımızla görüştüm. Genel başkan yardımcımızla istişare yaptım. İl başkanımız, ilçe başkanımız, teşkilatlarımız, örgütlerimiz ve halkımızın yoğun isteği üzerine milletvekili aday olmaya karar verdim. İki dönem devrekte yaptığımız çalışmalar tüm Zonguldak tarafından izlendi, ilgiyle izlendi. Devlet hemşehrilerimiz yaptığımız hizmetlerin farkında. Sevgi giderek büyüdü, ilgi giderek büyüdü. Ben de bundan sonra Zonguldak'ın tamamına milletvekili olarak Ankara'dan hizmet etmeyi planlıyorum. Bu yolda gereken çalışmaları yapıyorum. Artık Alaplı'nın Gümelisi'nden Gökçebey'in Namazgahı'na kadar bütün herkes beni tanıyor. Bağrına basıyor. Ben bu konuda hiçbir şüphe duymuyorum. İnşallah devremiz her zaman destek oldu. Bu dönemde de destek olacak. Arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda da galip geleceğiz. Amacımız halkımıza hizmet. Her zaman söylüyorum, memleketin her köşesinde bizim bir eserimizin olması bizi gururlandırır, mutlu eder. İsmimizin ölümsüzleşmesini sağlar. Devrekte yaptığımız çalışmalar ortada. Nüfus 21 binden 30 binlere çıktı. Gelişmişlik endeksinde devreğin yeri 350'den 150'lere yükseldi. Bir sürü çalışmalarımız oldu. Tabii ki bitmedi. Bundan sonra da bir gelecek meclis üyesi arkadaşımız bu çalışmaları en iyi şekilde sürdürecektir. Ben de milletvekili olarak hem o arkadaşımıza burada çalışmalarına destek olacağım hem de bütün Zonguldak'ın geneline hizmet etme fırsatı bulacağım. Zonguldak'ımızın sorunlarını biliyorum. Burada doğdum, büyüdüm. Zonguldak'ın her köşesini biliyorum. Gidiyorum, görüyorum. Bu sorunlarda da Zonguldak'la Ankara arasında köprü olacağız. 7-8 yıllık siyasette tecrübem var, politikada tecrübem var, bürokraside tecrübem var. Bunu da en iyi şekilde hizmete yansıtmayı planlıyorum. Bu konuda temayül yoklamaları olacak pazar günü. Teşkilatlarımızın tamamının desteğini alacağıma inanıyorum. Temayülden iyi bir dereceyle çıkacağıma inanıyorum. Kamuoyu araştırmalarında da ismimin iyi bir şekilde Ankara'da olduğunu biliyorum. Hep yapılan araştırmalarda Zonguldak siyasetinde ilk sıralarda adım çıktı. Bundan dolayı tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel olacak inşallah. Hem devremiz için hem de Zonguldak'ımız için hizmet etme fırsatını bulacağım. Allah'a şükürler olsun ki şu zamana kadar hep muvaffak olduk. Bundan sonra da inşallah muvaffak olacağız. Partimiz bütün seçimlerde en yüksek oyu hep devrekten aldı. Bu dönemde de devrek yine desteğini sürdürecek. Bütün Zonguldak'ın da desteğiyle beraber bu gururlu yolda ilerlemeyi sürdüreceğim diye ümit ediyorum. Bu dönemde bana destek veren halkımıza, belediye meclis üyelerimize, çalışanlarımıza, belediye çalışanlarına, ilçe başkanıma, teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Artık daha zorlu bir yola çıkıyoruz. Bu zorlu yolda mücadelemiz sürecek. Bu hafta dediğim gibi temayüller aday tanıtımlarıyla geçecek. Ondan sonra da bütün Zonguldak'ın köy köy, belde belde her karış toprağını gezerek bütün vatandaşlarımızı ziyaret ederek desteklerini isteyeceğiz. Ben bu konuda da desteği olan bütün herkese, destek olacak bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. 7-8 yıllık tecrübeyle beraber inşallah teşkilatımızla beraber başarılı olacağımızı ümit ediyorum.